Ekonomi dünyasından herkese merhabalar. Neredeyiz? Burdur'un Bucak ilçesinden, Sevda Pestilleri Menli İncir Dünyası'ndan sizlere sesleniyoruz. Çok değerli isim olan Sevda Şahin hanımefendi ile sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? İsmim Sevda Şahin, Ankaralıyım. 30 yıldır buranın geliniyim, 22 yıldır Burdur Bucak'tayım. 20 yıl Menli'de ikamet ettim. 2 yıldır da Bucak'tayım. Melli'ye geldiğim ilk günden beri lezzetleri inanılmaz. Bölgesel olarak, coğrafi olarak inanılmaz lezzetleri, inanılmaz sağlıklı ürünleri var. Evimde zaten yapıyordum. Biliyorsunuz ekonomik şartlardan dolayı işsizlik artıp, insanların iş bulamama gibi sorunları çoğaldıkça evde yapılması, hani her şeyi evde yapmaya başladık. Sağ olsun ortağım ve eşi, kendi eşim destek olarak böyle bir iş yeri, işletme açalım dedik ki bucağın çok büyük bir eksiğiydi. Bu eksiği biz tamamlayacağımızı düşünerek bu yola çıktık. Bucakta biz de varız dedik. Peki biraz bize buradaki lezzetlerden ve hizmetten bahsedebilir misiniz? Neler yapıyoruz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim ilk hedefimiz kalite. İkincisi sağlık, üçüncüsü fiyattı. Şimdi bizim yaptığımız ürünlerde kesinlikle katkı maddesi yok. Koruyucu madde yok. Birçok ürünümde şeker kapsamıyor. Yani alabildiğine doğal, ev yapımı, sağlık şartlarına uygun, diyete uygun. Biliyorsunuz günümüz şartlarında kilo çok büyük bir problem. Bunları engellemek adına katkı maddesi kullanmadık, raf ömrünü uzattık. Mesela hiç şeker artı nişasta kullanmadan pestili bu kıvamda tutturmak çok zordur. Biz bunun pişirme yöntemleriyle raf ömrünü bir yıla çıkarttık. Hiç katkı maddesi kullanmadan, sadece ısı değişimine maruz kalmadan saklayabildiğimiz koşullarda bir yıllık bir raf ömrü var. Dediğim gibi bunu tüm meyvelerde uygulamak istiyoruz ama Bucak bölgesi olarak en meşhur inciri olduğu için biz bunu ilk incirle yola çıktık. Erikle devam ediyoruz. Elma vesaire gibi devam edeceğiz. Ama bizim tek amacımız, ilkemiz önce kalite, birinci sınıf meyve. İkinci dediğim gibi sağlık. Katkı maddesi olmadan tamamen doğal şekilde yapılarak, şekerle tatlandırmadan, kendi aromalarıyla tatlandırarak, insan sağlığıyla oynamadan güzel lezzetler tadabilmeleriydi. Amaç ve hedef bu. Buradaki günlük üretim ya da haftalık üretimi baz aldığımızda ne kadar bir üretim gerçekleşiyor? Şu anki üretim kapasitemiz çok sınırlı bir sayıda. Ama ileriki dönemlerde inşallah destek aldığımız sürece, maddi olanakları sağladığımız sürece bunu biz Türkiye çapında düşünüyoruz. Hatta dünyaya tanıtmak istiyoruz. Özellikle mesela kendi yaptığım bir tatlı türü var. Biliyorsunuz baklava çok zararlı bir ürün olarak görünüyor. Şeker hastalarına olsun, diyet yapanlara olsun. Benim yaptığım üründe %2'lik bir şeker ve başka bir katkı maddesi olmadan salep, bucağın en meşhur ürünü salep, Melli'nin inciri ve Burdur'un cevizi ile doğal bir tatlı imal ediyorum. Hiçbir sağlık koşullarına, gram yağ bulunmadan, yani herkesin çoluğundan çocuğuna yiyebileceği, gönül rahatlığıyla tüketebileceği bir ürün. Bunun patent çalışmaları için başvurumuzu yaptık. Dediğim gibi Allah'ın izniyle biz bu yola kalite olarak çıktık. Böyle de devam edeceğiz. Şovrumumuzda neler var? Ne gibi lezzetler var? İncir pestilimiz, erik pestilimiz, incir reçeli, ayva reçelimiz var. İncir reçelinin badem, fındık, fıstık olarak farklı aromalarla lezzetlendirilmiş ürünlerimiz mevcut. Bir tane de atom dediğimiz, insanların biliyorsunuz iş yoğunluğundan ve yorgunluğundan dolayı bir halsizlik söz konusu oluyor. Tamamen enerji verebilmesi için bir de atom diye bir reçelimiz var. Şimdi gelecekle ilgili plan projeler nelerdir? Sevda Hanım'dan öğrenmek isteriz. Türkiye'de zincir marketler gibi bizim de zincir şubelerimiz olup yurt dışında bile hekimlerimizin, diyetisyenlerimizin, spor hocalarımızın tavsiye edebileceği tek ürün Sevda Pestilleri olarak tavsiye edilmek. 10 yıl sonra ben kendimi orada görüyorum. Şimdi bu lezzetler Sağlık Bakanlığı onaylı mı? Tabii ki. Biz elimize ulaştığı zaman bu ürünün doğal olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Zaten etiketlerimizde ürün içeriği, alerjen uyarısı, yani tarım ilçeden kesinlikle onaylanmış, tüm resmi yerlerden onay alarak geçmiş bir ürün. Biliyorsunuz herhangi bir yerde bunu bir laboratuvara test amaçlı yolladığınız zaman bu bizim varoluşumuz veya yok oluşumuz olacak. Ben ürüne güveniyorum.
dünyanın neresinde olursa olsun, herhangi bir laboratuvarda istedikleri tahlili yapabilirler. Katkı maddesi, şeker içermediğine dair kesinlikle o evrak bana gelir. O dönüş yapılır yani. Şimdi bu doğal ürünler sandık içerisinde gidiyor birçok müşterimize. Evet. Cam şişe olarak baktığımızda, kavanoz olarak baktığımızda kaç kiloluk gönderimler sağlanabiliyor? Şu an için 1 kiloluk. Çünkü biliyorsunuz kargo ücretleri vesaire taşıması problemi olduğu için daha büyük olarak biz şu an için yapmadık. Daha doğrusu kargo olayına girmedik. Ama Trendyol'da olsun, Instagram sayfamızda olsun 1 kiloluk, yani yarım litrelik kavanozda 1 kiloluk ürünle her yere yollayabiliyoruz. Sadece şu an için 1 kilo. Peki sizi tabii ki de bu alanda güvenebilmek de çok önemlidir. Tabii. Bu güveni nasıl sağlayabildiniz müşterilerinize karşı, çalışanlarınıza karşı ve aslında tüm ekibinize karşı? Şöyle söyleyeyim, ben ilk başta yaptığım tüm ürünleri tattırdım. Bir kuruş elde etmeden hemen hemen bucaktaki tatmayan hiçbir insan kalmadı. Ben bir kişiden bile olumsuz eleştiri alsaydım geri adım atardım. Hiçbir olumsuz eleştiri almadan yolumuza devam ettiğiniz için onlar bana güvendi, ben onlara güvendim. Bu hale geldik. Güzel. Şimdi diyete uygun dediniz aslında. Bizde birçok diyet yapan izleyicilerimiz izliyor. İçinde herhangi bir şeker yok dediniz değil mi? Kesinlikle. 1 gram şeker yok. Artı nişasta yok. O katı hale getirmek için büyük fabrikalarda nişasta kullanılıyor. Koruma uzun ömürlü olsun diye. Biz sadece bunu pişirme yöntemiyle farklı 7 aşamadan geçiriyoruz biz bu pestili. Bu 7 aşamadan geçerken hem raf ömrü uzuyor hem lezzet olarak tadını muhafaza ederek bu şeker oranını sadece meyvenin kendisindeki şeker kalıyor. Ek bir şeker, ekstra bir tatlandırıcı kullanmıyoruz. İlerleyen zamanlarda zincir mağaza açmayı düşünüyoruz, evet. Olmayı düşünüyoruz. Peki, ürün kaleminizi, devamlılığını sağlamak istiyor musunuz? Çeşitleri artırmayı istiyor musunuz? Tüm meyveler üzerine. Yani Türkiye'de yetişip lezzetini bütün halkımızın kolayca ulaşabildiği, fiyat olarak ucuz olabilen ne kadar meyve varsa bütün kalemlerde çalışacağız. Peki buradaki talep nasıldı? Nasıl karşıladılar sizleri? İnanılmaz güzel. Dediğim gibi bucağın en büyük eksiği olarak görüldü. Bu eksiği tamamladığım söylendi. Bu güvenle daha da ilerledim. Yavaş yavaş sohbetimizi sonlandıracağız. Şu an bizi izleyen izleyicilerimize, sektördaşlarınıza, bu işe gönül vermişlere neler söylemek istersiniz? Dediğim gibi kopya çekmeden kendi yapabildikleri doğal ne varsa kendilerine güvenerek, ürünlerine güvenerek ben de varım diyebilirler. Ama kaliteden ödün vermeden. Şu an bizi izleyen kadınlarımıza neler söylemek istersiniz? Belki bu işe cesaretlenmek isteyenler olacaktır. Zaten başarının en büyük temeli cesaretten geçiyor. Ben yıllarca cesaret edemediğim için girişmedim bu işlere. Cesaret edip en ufaktan başlamalılar. Evde, yani evde yapıp satarak başlayıp daha da büyütebilirler. Çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bir sohbetti. İş hayatınızda çok başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, bizler bugün sizlere Burdur Bucak'tan seslendik. Çok değerli işletme ortağı olan Sevda Şahin Hanımefendi ile sohbetimizi gerçekleştirdik. Dediler ki 3 bayan yola çıktık. 3 kadınımızla birlikte Türkiye'nin her yerine gümbür gümbür geliyoruz dediler. Ortaklardan olan değerli isim Fatma Gül Hanım'a ve diğer çalışan arkadaşlarımıza da sevgilerimizi, selamlarımızı bir kez daha iletmiş olalım. Eğer ki ihtiyacınız varsa doğal ürünlerin lezzetine varmak isterseniz sizleri burada bekliyor olacaklardır ya da ben gelemem. Sizler bana ürünü gönderin derseniz de yine sizlere gönderim sağlanacaktır. Şimdilik buradan müsaadenizi isteyelim. Bakalım bir sonraki durağımız, bir sonraki güçlü ismimiz kim olacaktır? Şimdilik hoşça kalın, bizden ayrılmayın.